sen anlat kara deniz. Afiyet olsun. Hah, imsak kuşları da imsak atmadan yetişti. Oturun, oturun, buyurun. Necip'le anlaşmışsın abi. Efe öyle söyledi. Deli deli işler etme Efe. Akıllı çareler arayanlar var çok şükür. Diyelim ki akıllı çareniz işe yaradı. Diyelim ki bu şiddet hadisesini ispatladınız. Diyelim ki Yiğit'i aldık. Vedat hala patlamaya hazır bir bomba olacak. Ne zaman delirip de Nefes'i hapse attıracağını bilemeyeceğiz. Tahir, bak bir planla Yiğit'i geri alma ihtimalimiz var. Onu sonra düşünsek. Plan öyle ihtimal üstüne kurulmaz Nefes Hanım. Rüzgarın hızını bile hesaplarsın ki mermi hedeften şaşmasın. Sen şaşmışsın. Mermi şaşsan ne olur? Evini kökünü bırakacak kadar şaşmışsın. Sakinim, sakin. Yok, olamayın. Sabah. Derdin de benim, dermanın da ya. Sabah oldu. Şimdi derman olma kısmı bitti. Haydi bakalım. Dert olacaksın yani yine. Gideceğiz diye tutturacaksın. Bak nasıl da tanıyor kocasını. Konuyu kaynatma. Yiğit'e bir daha gideceğiz demeyeceksin. Niye Nefes? Yalan mı söyleyeyim çocuğa? Ha yoksa ben karışmayayım senin oğlun mu? Hayır. Şimdi çıkarsan üstümü değiştireceğim. Çıkmıyorum ve biz bu konuyu hallediyoruz. İyi, sen bilirsin. Tamam, çıkıyorum. Thank you.
Cevap verir misin? Nereye dedim? Veririm tabii ya. Karım bana soru sormuş. Ben cevap vermez miyim? Cemil bugün çıkar ya. Gitmeden bir konuşayım istedim. Ailesinin başında dursun. Benim de aklım geride kalmasın istedim. Nasıl, münasip mi? Hala gideceğim diye ya. Koyacaksın kafasına gombozu. Tahir. Hani biz bir iddiaya girmiştik ya. İddia? Top sektirme iddiası. Anne sen de gelsene. Anam ne anlar oğlum futboldan? Hiç de bile. Bir kere acayip top sektiriyor. Kaç tane sektiriyor ki? Bir, üç, hiç. 20. Yuh, hayatta inanmam. Bence yarışma benimle. Hadi bakalım, hodri meydan. 5'ten fazla sektir, dile benden ne dilersen. Ama 5'te kalırsan, dün gece konuştuğumuz şeyi kabul edersin. Söz mü? Söz. Yiğit şahit. Bence çok kötü bir anlaşma yaptın Tahir abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya pardon ya. Yalnız 20'ydi değil mi? Ben bir an fazla kaptırdım kendimi. Dedim sana Tahir abi, annem kazandı. Ne olmuş o iddiaya? Ben kazanmıştım ama bir şey istememiştim. Şimdi istiyorum. Gitmiyoruz ve burada kalıyoruz. Nefes. Böyle ciddi bir kararı böyle saçma bir iddiayla almayacağız herhalde. Niye? Sen o saçma iddiayı kazansaydın beni zorla götürecektin ya. Oo, yengem. Kuyruğu kaptırdım vallahi. Aferin gelin hanım. İddiadan dönülmez. Dönenin kaşığı kırılır ha. Abi gaz vermeyin şuna ya. Gidiyoruz Nefes, sen başka bir şey iste. İsteğim belli. Ha ama sen sözünde duramayacaksan bize söyle. Biz de gözümüzde deli Tahir'i büyütmeyelim. Vay. Ne diyorsun? İddia sonucuna katlanıyor musun yoksa kıvırıyor musun? Ay kafama sıçayım. Cevabım? Tamam. Ama hapse gireceğini anladığım an elini kolunu bağlar kaçıyorum seni. Anlaştık. Lan lan basma. Çak çak anama da çak bir beşlik. Eksik kalmasın. Şebeke kesildiler başıma. Niye çıkardın la beni? Sana da hayırlı günler Cemil abi. La bana bak. Senin yüzünden merzanım yatalak oldu. Seni gebertemediğim için günlerdir uyku uyuyamıyorum. Şimdi defol git. Yarım kalan işimi bana tamamlatma. Ulan ne zota zota adamsın be. Sana kızının Vedat Aslı diyorum. Sen gelmişsin beni gebertemediğin için uyku uyuyamıyorum diyorsun. Mercanı asan adama nazarı verdin Cemil abi. Sesim geliyor mu oraya? Vazgeç ula. Kendini aklamak için millete iftira atmaktan vazgeç. Dursana yaptığın puşluğun arkasına. Aradı senin delikanlılığın. Sakın. Benim delikanlılığımı sorgulayacak son kişisin daha deviren. Benim ayarlarımla oynama. Şimdi seni içeriden neden çıkarttığımı sormuştum bana. Ailenin yanında dur. Vedat'a meydan bırakma, nazarı yakma diye çıkarttım seni içeriden. Ama sen ne yaparsın onu bilmem. Ben insanlık vazifemi yapayım da. Ha bu arada, dün Yegor'la tanıştık. Yakında polis arkadaşlar kendisine ufak bir ziyarette bulunabilir. Eğer aklın varsa bu aralar silah kaçakçılığı yapmazsın. Cinayete teşebbüsten yırttın, kaçakçılıktan hapis yatma. Hadi eyvallah. Thank you.
Hayır. Yani... Tabii sana ne yakışmaz da istersen başka bir şey dene. İyi peki. Efendim? Nazar, acil bir şey çıktı. Acil bir şey çıktı da gitmem lazım. İyi, tamam sen git, ben hallederim. İşte en sevdiğim. Anlayışlı kadın. Başına kış güneşi mi geçti? Bence bana nazar değdi. Kızım aptal mısın? Talsun ya. Sağ yüzük seçmeye geldim. Buralarda fazla dolanma da sürprizi kaçmaz. Parmağıma senin yüzünü takacağım ama boynuma yemek takarım. Parmağıma senin yüzünü takacağım ama boynuma ilmik takarım derken bu kadar ciddi olduğunu bilmiydim ben Azar. Çık git buradan. Gideceğim. Gideceğim ama bana önce şunun cevabını ver. Beni Vedat'tan niye korudun? Nişanlımın eli kana bulansın istemedim. Yok ya. Ben de bunu yedim öyle mi? Sen bana kıyamadın Nazar. Saçmalık. Sırf şu gözünü kör eden intikamın yüzünden evleneceksin o şerefsizle. Ya diyelim ki öyle. Sana ne? Az önce aptal mısın diye sordun ya. Kim vardı aklında? Git buradan. Vedat mı vardı, ben mi vardım? Murat git dedim. Üstünde Vedat'a giyeceğin gelinlik varken aklında kim vardı Nazar? Sen. Sen vardın. E tamam işte. Hadi çıkar şu gelinliği. Ama olmaman gerekiyor Murat. Sen ve ben diye bir şey yok. Abin yüzünden ablam orada yatarken yok. Babam cezaevindeyken yok. Nişanlandım ben, gördün mü? Ben bugün bu gelinliği Vedat için giyeceğim. Ve sen de, ailen de bize yaptığınız her şeyin bedelini ödeyeceksiniz. Lan sikmişim her şeyi! Kızım sen kendini yakacaksın, anlamay mısın? Anlamayırım, anlamayırım! Nazar Hanım, bir problem mi var? Şimdi eğer bir başkasının nişanlısına yan gözle bakacak kadar şerefsiz değilsen çıkıp gidersin. Sorar mısın? Sorarım tabii abim. Sen kaygılanma, sorarım. Teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet. Nerede?
Allah gelsin Mustafa. Allah razı Ne yaptın ula? Çözdün mü Cemil işini? Çıktı mı hapisten? Çıktı da adama ne desem boş. Vedat'ın pisliklerine gözleri kapalı. Sen diyeceğini dedin, edeceğini ettin aslanım. Bundan sonrası oha kalmış. Öyle. Sen Necibe mi? He, Necibe. Bu işi kökünden çözme ha. Bu kökten çözüm değil abi. Vedat bugün susar, yarın pislik yapma. Nefesi hapse atmak için uğraşmaya devam eder. Bunu sen de ben de çok iyi biliriz. Bak bak ula. Yine başım sıkıştığında çekip gideceğim diyeceksen. Abi tamam da kıytırık bir iddia yüzünden gitmekten vazgeçtim ya. Açma şu konuyu da. Açacağım. Ya neyini açacaksın? Abdirik kubdirik planlarınıza da eyvallah demişim. Ya daha ne istiyorsun? Bana söz ver istiyorum. Her sıkıştığında bu aileyi bırakıp gitmeyeceksin. Abi haydi sen şu Necip'le olan işini çöz. Haydi kolay gelsin. Dinle Allah dinle. Böyle de önce ben sonra sen. Bak biz olmasak ha şu gördüğün çatı üç güne yıkılı gider. Bak nefese. Ben kalacağım dedi. Ailem dedi. Yuvam dedi. Yarın öbür gün sen bu ailenin başına geçtin de. Ne ilk dara düştün de çekip gitmek olmaz aslanım. Bu ailenin başında sen varsın. Eyvallah. Ha kimsenin yarına garantisi yok. Düşmez kalkmaz bir Allah. Benim de garantim yok. Yok doğru. Ama ben senin emanetlerini bırakıp gitmem. Abi. Sen de gitmeyeceksin. Ben arkamda kapı gibi kardeşimi bilmek isterim. Babam sizi bana emanet etti. Eyvallah. Ben ailemi sana emanet edebilecek miyim Tahir? Sorumluluktan kaçmam ben. Sen vicdanından kaçmazsın. Merhametinden kaçmazsın. Sen verdiğin sözden kaçmazsın Tahir. Ama sen daha sorumluluk nedir bilmiyorsun kardeşim. Şimdi de la. Benim arkamda kapı gibi kardeşim var mı? Yok mu? Var ulan var. İşte benim kardeşim bu be. Aslanım benim. Oh, olsun beni. Bir daha bize asla dokunamayacak.
demek beni sırtımdan vuracaktın Necip. Oysa söz vermiştim. Sana asla kalleşlik etmem demiştim. Nihan. Çok canın acıyor değil mi Necip'i? Kasırın isyanda hiçbir yerin tutmaz. Seni öldürmemekle çok iyi karar verdim. Sonuçta sana minnet borcuyla köpek gibi bağlı olan bir adamı öldürmek akıllıca olmaz değil mi? Sonuçta bu minnet kolay yaratılmıyor. Gerçi Sayar kuralları no 3. Hatırlarsın ya. Necip. Değil mi? Derste sen de vardı. Ne demişti? Minnet. Minnet yaratır. Her tür kalleşliği bekle sana borcu olandan. Ama korkuyorsa. Korkuttuysan bir adama. İşte o zaman. Sana zarar vermekten önce kopar. Çünkü çekinme dediğin şey hiç bitmeyen bir ceza korkusuna dayalıdır. Hatırladın mı? Hatırladım. Geceden beri bir ceza korkusuyla yaşamak nasıl peki? Kötüydü. Minnet miydi durumların halinde? Bana bir kardeşlik yapmayı planlamıyorsun değil mi? Asla. Ama sözünde durmadın Necip. Bana kalleşlik ettin. Beni sırtımdan vurmaya kalktın. Ama sırtından vurma konusunda Vedat Sayar'la yarışamazsın. Çünkü ben vakit kaybetmem. Bir de sen dersleri de her zaman ihmal ettin. Hep hatırlatmak zorunda kalıyorum. Neydi? Sayar kuralları no 4. Birini öldüreceksen önce vur, sonra konuş. Necip, Necip. Lafımı bitirdin mi? Bitirmedim. Sana ölebilirsin dedim mi? Demedim. Aferin Hasan'ım işte böyle. Şimdi beni iyi dinle. Ölmeden önce bilmen gereken bir iki şey var. Karını öldürdüm. Berra'nın haberi yok da. Hala annesini özlüyor. Ama merak etme. Kızını da öldüreceğim. Neden biliyor musun? Çünkü o da aynı babasına çekmiş. Berrak da kalleşliğe çok meyilli. Ha? Allah belanı versin. Şimdi
aileni de koruyamadığını öğrendiğine göre huzur içinde ölebilirsin Necip. Cehennemde görüşürüz sevgili dostum. Sizin gibi şerefsizlere güvenen aklımız çoğu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir lavaboya gideyim, sen ablanı götür. Ne kadar güzel olmuş değil mi? Bu hayalleri hep senin için kurardık. Şimdi şu hale bak. Ama merak etme ablam. Kalillerden alacağım senin intikamını. Hoş geldiniz Emine. Buyurun. Baba. Kızım. Nereden çıktın sen? Allah'ıma şükürler olsun. Adam sen nasıl çıktın? Nasıl çıktımsa çıktım karı. Erza. Allah'ım sana şükürler olsun. Evlenme sırası kızımın. Sen şimdi havalı havalı oturuyorsun ha. Vedat tanıdın. Çok acil bir işi varmış, gelir birazdan. Sen niye hazırlanmadın? Senin bugün nikahın yok mu? Gelinliksiz mi evleneceksin?
Baba, sen çıktığına göre evlenmeme gerek yok. Sen geçersin işlerin başına. Bu kıt kara aklınla bunu mu düşündün? Ha bu ne diyor Cemil? Bu ne dediğini bilmiyor. Ama ben Cemil Dağdemir'in kızı evleneceği gün nikahı bıraktı dedirtmem. Zaten ablam başımı yere eğdi. Gitti bir şerefsiz yüzünden kendini astı. Bir de sen rezilluk çıkarma başıma. Etme baba. Biz iş için evleniydik. Sen içerideydin, yoktun. Uzatma! Ben ne diysem o. Benim sözümün üstüne söz mü diyorsun ha? Vedat'ı karşımıza alırsak kaleleri nasıl alt edeceğim? Evleneceğiz son. Bitti. Gir. Selamünaleyküm Sayın Savcım. Oo, Murat hoş geldin. Hayırdır? Hayır, hayır. Karımın abisi ve yakın korumam olan Salih Zorlu'yu karımı ve oğlumu benden kaçırmak istediği için öldürdü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Türkan, nerede durdu Hamadun? İşi çıkmış, yoldaymış. Tabii canım. Adam koskoca patron. Ama düğün günü de işi çıkması biraz tuhaf. Rası, ya sus ya git. Cemil. Sen nikah memuruyla ilgilen, ben gidip nazara bakayım. Allah benim kızım ha. Hani gidi o damat? Nikah memuru geldiğinde hacıya bana laf sokayım. İyi ama işte ona da konuşacak iki laf düşmüştür. Hadi hadi bana laf çalacağına ara bakalım Vedat'ı neredeymiş, sor. Evet. Türkan Hanım, müstak beleşimi alayım. Cemil Bey, geçmiş olsun. Sağ olsun. Nikahımıza yetişebilmenize çok sevindim. İşte Allah nasip etti be. O zaman herkes tamamsa artık evlenebiliriz. Çok güzel olmuşsun. Sen babamı seviyor musun? Keşke onu sevmeseydin. Senin de canını yakabilir. Olmaz. Sana adamın canavar olduğunu söylersem çok korkarsın. Çünkü sen daha çok küçüksün. Ama ben seni korurum. Gelin hanım, isminiz, soy isminiz? Nazar Dağdemir'in. Damat Bey, isminiz, soy isminiz? Vedat Sayar. Thank you.
Nazar daha deviren, Vedat Sayar'ı eş olmaya kabul ediyor musunuz? Bırakın lan! Sakın evet deme bu adama! Babek! Nazar gel buraya! Babek! Sakın evet deme bu adama, kötü olur ha! Evet. Sayın Vedat Sayar, Nazar daha deviren eş olmaya kabul ediyor musunuz? Evet, evet. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Basayan. Evet. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Nazar. Dalgalara